Köşeye kadar. Evet. Köşe noktamız da orada kullanıyor. Kolon molon gelince içeri çok ufak kalacakmış. Tabii. Zaten 40 metrekare. Şu merdiven kısmı da var. Ben yerlerimi gösteriyorum ben. Bir içeri olmuyordu. Masa olmuyor. Şimdi arkadaşlar şuradan geçecek. Onu var burada yoruş aksına ayet konu başkanım. Yoruş aksı olur. Burada bir direkt eksik ya. Var 16 depomuz aldık. Veya şu, öbür tarafta var. Bir tane olmayan vardı. Başkan şuradan söktüğümü direkt bak o direkt içeri. Pergole kalkacak herhalde. Yok yok, pergole kalkmaz. 50 mi? Normal. Pergole lazım zaten. Beni kapatma, gerge yaparız. Yok, şurası falan şey bayağı geç başkanımız olur. Şehir dışında yaşayan, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız da Konya deyince Meram Meram çayı aklına gelir. İnşallah çayla ilgili düzenlemeyi Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürütüyoruz. Karşı taraf Çamlıbeli zaten Büyükşehir işletiyordu. Biz de onun çayın bu tarafında bulunan eski ta çocukluğumuzdan beri yazlarını her gün geçirdiğimiz, Meramların hepsinin buraya aktığı, Konyalıların buraya geldiği, çay içtiği, kahve içtiği, gözleme, saç böreğini yediği, çekirdeklerini çitlediği ve bu büyük, güzel, görkemli yeşil ağaçların altında nefes aldıkları, hafta sonunun, haftanın bütün yorgunluklarını attıkları bölgedeyiz. Buranın adı artık Tarihi Meram Çay Bahçesi. Burayı niye yapıyoruz? Yani bir sürü mekanımız var. Konyalıların ve Meramlıların bildiği. 3 yıl içinde hepsini marka haline getirdik ama buradaki asıl amaç buraya bir işletme koymak, yeni bir işletme açmak değil. Zaten işletmelerimizi belli bir seviyeye getirdikten sonra bırakmayı düşünüyorduk. Ama burası özel bir nokta. Meram'ın eski canlılığına tekrar kavuşabilmesi için hafta sonu binlerce insanın büyüklü, yaşlı, ihtiyarlı gencisiyle, çocuğuyla beraber buraya gelip o eski can canlı, vıcır vıcır dönemine geri gelmesi için yapıyoruz ki eminim İnşallah burayı Haziran sonunda tamamlamış olacağız. Burası yine eski tahta masalar, eski tahta sandalyeler, o renkli renkli gece lambalarıyla ağaçların süslendiği, balonların satıldığı, çekirdeklerin çitlendiği ve isteyenlerin de kendi yiyeceklerini getirip çayın kenarındaki teras bölgesinde hiçbir ikram alma zorunluluğu olmadan serbestçe kendi masalarında oturur gibi oturacakları bir bölgeyi de oluşturuyoruz. Hem işletmeye ait hem de serbest bölge dediğimiz bir bölgeyle vatandaşlarımız hafta sonu inşallah ve maliyetler açısından da görece diğer yerlere göre biraz daha uygun maliyetli de bir mekan olmuş olacak inşallah. Amacımız ne? Amacımız eski günlerdeki gibi Meramlarımızın, Konyalılarımızın hafta sonlarını burada çocuklarıyla, aileleriyle beraber neşeli ve huzurlu, dinlenmiş bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bir zaman gölgelendirme olmaz tarihinde. Sadece güneş alıyor. Nereye kastediyorsunuz? Tam yerini gösterdim. Başka. Abi ziple. Ziple, ziple iner. Şöyle yarım iner yani şeydeki gibi. Güneşi kurtaracak şekilde etki yapar. Burayı kapatamayız abi. Burası böyle açık duracak. Bu kale zaten kapatılır şeyle. Onunla kapatırız. Burada boyanacak herhalde. Ben yıkanacağım. Şeffaf vernik olacak başkanım. O bir gün hatta yerinde daha vernik yapabilirim. Burada yapmayacağım. Ya yerleri bir şeyde temin edelim orada. Aydın Çavuşlar'daki şeylerdi. Amaç buraya gelenlerin o ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir tesisi hemen inşallah ayağa kaldıracağız. Hani getirirler, aşağıdaki yunuslara binerlerdi. Yine aynısını yapacağız. Yani bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce burası nasılsa aynı masalarda, aynı sandalyelerde insanlar oturacaklar. Yine çaylarını, kahvelerini içip